Hepinize merhaba arkadaşlar. Süpermarket simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yetişemiyorum. Ben yetişemiyorum. Kasalar dolu. Sorma ya. Sen son müşterim olacak. Şu 10 seviyeye getirdiğimizde kasiyeri alıp bu bölümü de bu şekilde bitireceğim. 16. 10 seviye oldu. Hemen kasiyer alıyorum. Uğraşmayacağım bu bölüm. Hemen kasiyer alıyorum. Bir saniye. Bulduk. Artık kasiyerimiz var ama ben kasiyerden daha hızlı yapıyordum. Ezmesini nereye koyduk dedim. Depoyu da açalım. Tamam. Evet arkadaşlar, depoyu da açtık. Kasiyerimizi de aldık. Şimdi bütün amacım buraları doldurmak olacak. Oyunun şimdi tadına varacağız. Burayı ne zaman açabiliriz acaba? Çok merak ediyorum. Kafam ne kadar rahatladı ya. Ya. Şekeri bile alsın. Şeker buna girmez değil mi? Hadi biraz hızlı ol. Ne dedi, bir şey dedi o. Kağımız da bitti. Bazen kutulardan atmamak gerekiyor aslında. Böyle durumlar için. Böyle sıkıntılı kalıyor çünkü. Bak, hızlan yoksa kovarım. Böyle olmaz. Ben çok pis bir patronum. Expecto patronum. Valla yumurta da bitecek gibi görünüyor. Ekmek alan hiç olmadı mı? Bulmuş. Ulan iyi ki şey yaptık ha.
Yağ da bitti. Bitti. Alemde. Şu an burada iyi. Yalnız buranın açılması lazım depoya gidip gelebilmem için. Buranın açılması lazım. Neydi lan? Şeker almışlar. Tamamdır. Zaten full spagetti değil mi bu? Ekmek. Evet arkadaşlar. Raflarımız bu durumda. Günü tamamlıyoruz. $106 zarardayız şu anda. Yeni eleman aldık. Koyu kahvenin fiyatı attı. Şişe suyun fiyatı attı. Fıstık ezmesinin fiyatı arttı. Bakayım. Ezmesinin fiyatı 6,48. 7. Hepsinden birer tane alalım. İkişer tane. Onar onar alabiliyoruz galiba. Mesela koyu kahveden un. Bunu da tamam. Evet, şu anda fazladan aldığımız ürünlerin hepsini buraya dizdik. Evet arkadaşlar, bütün raflarımızı dizdik, hatta boşluklar var.
Raflarımızı dizdik. Bugünü de tamamlayacağız. Malzemelerimizi aldık. Kulledik raflarımızı, dolabımızı. Kasiyerimiz burada. Depomuzu da ayarladık. Daha yavaş yavaş dizmeye başladık. Bakalım nasıl bir başarı elde edeceğiz, ne kadar kâr edeceğiz. Bir çılgınlık yaptık. Bu parayı harcadık. Bunu çabuk bitirdiler ya, fıstık ezmesini. Bu hiç iyi olmadı ha. Böyle olmaz yalnız. Bir lamba alacağız. Alalım. Aldım gitti. Evet, oyunda yavaş yavaş kasalar dolu olarak şikayetler gelmeye başladı. Çok hızlı ilerledik. Yeni kasa alabilirim. Soğutucular almam lazım. Dolaplar almam lazım. Yalnız çok gerçekten çok birikiyor. Kasiyer çok yavaş. Benim işime gelmiyor. Lambalar aldık. Depoyu açtık. Artık bir depomuz var. Deponun içerisinde bir rafımız var. Bugünü de bu şekilde bitirdik. Bu arada 404 dolar kazanmışız. İyi, kâr etmeye başladık. Bu güzel. Arkadaşlar, arada şunu belirtmek isterim. Normalde oyunu kapattım. Kaydetmeden kapattım. Bu sebeple oyunu kaydetmemiş. Tekrardan İçime bir şüphe düştü. Oyuna girdim ve maalesef o ettiğimiz karları kaybetmiş olduk. Şu an ekmek fiyatı düşmüş. Bunu ayarlayayım. Bu arada öyle çok bir fark yok aslında. 5.30 diyebiliriz. Maalesef şu anda tekrardan dizdim rafları. Dükkanı açmıyorum. 14. güne yine beraber devam edeceğiz ama maalesef hatta ürünlerden eksilen oldu gibi. Yani siz olun. Eğer bu oyunu oynuyorsanız kaydetmeden kesinlikle çıkmayın. Mutlaka oyunu şuradan kaydete basın arkadaşlar. Bunu özel ayrıntı olarak söylemek istiyorum. Dükkanımızı geliştirmeye ve süpermarket olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Burada depomuz var. Kapısı açık. Hırsız yok demek ki. En son videoda hatırlarsanız kaydetmeden kapattığımız için bozulma olmuştu ve bu yüzden tekrardan bir düzenleme yapmıştık. Ondan sonra elimizde kalan ürünlerimiz bunlardı. Dükkanımıza bakalım şimdi. Ne ürünlerimiz var? Yağ, un, koyu kahve, siyah çay. Burada daha ürünlerimiz var. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde yine paraları kazanacağız ve farklı düzenlemeler yapacağız. O yüzden şimdi madem kasiyerimiz de var, öncelikle dükkanımızı açtık. Ben bir fiyatları kontrol edeyim. Hatta kontrol etmeden önce bir tane daha buzdolabı alacağım. Aynı anda bir şey daha aldım. Ne aldığımı bilmiyorum. Bir gün önceden kalmış. Lamba almışım, ışık almışım. Güzel. Güzel. Şimdilik dolabı buraya koyalım. Zaten içine henüz bir şey koymadık ama artık koyabiliriz.
Bu ne lan? Ya bir tane daha yumurtamız olsaydı iyiydi ya. Sefer hedefimiz büyük. Daha güzel şeyler yapacağız. Burada nelerimiz var depomuzda? Spagetti. Spagetti bitti mi? Bitmiş. Yağ çay elimizde patladı ya. Evet arkadaşlar, düzenlememi yaptım. Şuraları biraz temizledim. İlk günümüzü bitirdik. Bu kadar ürünümüz var. Hepsini ayarlayacağım birazdan. Depomuzda malzeme kalmadı. Her şeyi düzelttim, düzenledim. Hemen ertesi güne geçelim. Pazartesi makarna fiyatı düşmüş. Hemen onu düzeltelim. Dükkan açmadan şu malzemeleri yerleştireceğim. Ondan sonra dükkanı açacağım. Evet, bütün raflarımızı dizdik. Ürünlerimizi aldık. Depomuza yerleştireceklerimizi yerleştirdik. Ve dükkanımız şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. Bu arada ben gitme ihtimali yüksek olanları her zaman fazladan alıyorum. Bu bana zarar getirmiyor. Sonuçta kullanılıyor. Zamandan kâr ettiriyor. Çok fazla giden ürünleri çift, bazılarını tek yapıyorum. Şimdilik böyle. Bu değişecektir mutlaka. Şu an için böyle. Burada biraz para kazanalım. Ve ben böyle bir teknik geliştirdim. Şimdi fazla aldığım malzemeleri raflara diziyorum. Gün sonunda burada kolileri biriktiriyorum. Gün içerisinde biriktirdiğim kolilerden bu bittiğinde gün sonunda tamamen hepsini sıfırlıyor, tekrardan düzenlemiş oluyorum. Böylelikle ne gidiyor ne gitmiyor onları görmüş oluyorum. İlk başta fiyatları kontrol ediyorum ama şu an kontrol etmedim fiyatları. Ne durumda bilmiyorum. Fiyat artışı olan var mı? Ona bakalım. Bak, bu artmış mesela hemen. Düzeltelim bunu. Kâr edelim bundan. Bu iyi. Şimdi bunu daha önceden aldığımız için üründe kâr payı biraz yükseliyor. 8.20 iyiymiş. 3.57 iyi. 4.75 iyi. 7.35 iyi. Şurada ekmeğimiz iyi. Tık ezmesi iyi sayılır. İyi. Zeytinyağı iyi. Spagetti. Spagettinin fiyatını yükseltiyorum. Bu iyi. Tamam. Peynir ve yumurtaya da bakalım.
Yumurta çok ucuza gidiyor şu an. 5 yaptım yumurtayı. Ondan fazla kazanmasak da olur. Süt iyi. Su iyi. Tamam. Yani şu an gayet iyi gidiyor satışlarımız. Sadece kasiyerimiz biraz ağır. Alan büyütüp bir tane kasa daha alırsam oraya da bir tane kasiyer tamamdır bence. Yani bir tane alan satın alıp ilerlemem gerekiyor bence. Faturalar da çok fazla geliyor. İki tane dolap oldu. Özellikle o dolaplar çok yakacak. Şimdi büyüme olarak kaçta büyüyebiliyoruz? Ha, 750 dolar almamız gerekiyor. 750 dolar olduğumuzda alan alabiliyoruz. Yani biraz daha büyütmem gerekiyor ya. Şu anda büyüklük bana şunlar olmasa yeter. Hatta olmazsa ben bunları oraya götüreyim. Şimdilik. Ya da gün sonunda şuraya bir tane raf alırım. Öyle bir şey de yapabilirim. Büyütme çok pahalı çünkü. Şu ışıkları aldım, çok güzel oldu. Aydınlattı direkt burayı. Büyük ihtimal şuraya raf koyarsam buraya da. Ya da şu karşıya mı rafı koysam diye düşünüyorum. İkilemdeyim. Onu göreceğiz. Bilinçli tüketici bilinçsizce alışveriş yapıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Siyah çay elimizde patladı. Hakikaten az gitti. Yani çok gitmiyor siyah çay. Onu gördüm. Bak depo alanı da alabiliriz. Depoyu da genişletebiliyoruz. Bu çok güzel. Depoyu da genişletebiliriz burada ama onu da yapmayacağım. Şimdi raf lazım bana. Kasa lazım ayrı. Bir tane raf alıyorum. Bir de lisans alıyorum. Ney bu? Gazlı içecek. Gazlı içecek. Elma suyu. Yeni süt. Altılı paket diyor. Gazlı içecek. Burası gazlı içeceklerin. Şurayı alayım ya. Çikolata bar olanı alayım. Ama nasıl satacağımızı bilmiyorum. Göreceğiz onu da. Aldım şu lisansı. Rafa bakacaktım değil mi? Rafa tuttum. Rafa bakacaktım. Dur. Tamamdır. Günü bitirelim. 89 dolar karımız oldu. Çünkü lisans aldık. Şişe su fiyatı yükseldi. Yoğurt daha almadık zaten. Yoğurdun fiyatı düşmüş. Şişe su 2,69'muş. 3,36'da kalsın ya, devam etsin, bir şey olmaz. Şimdi. Rafı aldık. Ürünlere geldik. Şundan kek, şekerleme, abur cubur da alalım. Yani amacımız yeni yeni şeyler keşfetmek zaten. Mısır gevreği, çikolata, yoğurt da buzdolabına. Tamam, olur. Hatta bir tane daha yoğurt aldım ben. Satın al. Öncelikle rafımızı şuraya koyalım. Koyduk. Bunlar hep yeni ürün. $5,62 satış fiyatı varmış. 6,50 de benden. Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Göreceğiz. Çikolata var. He, şu çikolata. Bunun fiyatı 3,92'ymiş. 5. Bunun fiyatı 4,18'miş. 5, 5.
Hayır. Bayağı fazlaymış bu arada, yani bu kadar beklemiyordum. Umarım satılır. Hiç bilmeden aldık ama ürünleri. Bunlara raf kalmadı. Yok, kaldı. Bu kekin fiyatı top kek. Bu kekin fiyatı 2,10'sa 2,3. 3 dedim. Bu ne? Pankek. Bunun fiyatına ne diyelim? 4,20'ymiş normalde. 5. İlla kâr edeceğiz diye bir şey yok. Şu yoğurtlara da ne diyelim? 1,60'mış. 30. Tamam. Yeni ürünlerin fiyatlandırılması yapıldı. Dolaplar dolduruldu. Yani eksikler illaki var da. Dolaplar dolduruldu. Raflar dolduruldu. Bekleyelim bakalım. Şimdi bütün parayı harcadığımız için biraz para kazanmayı bekleyeceğiz. Bir takım farklı düşüncelerim var. Bakalım yapabilirsem eğer yapacağım. Oyunda makarna gerçekten çok gidiyor. Onu gördüm. Koyu kahve çok gidiyor. Un çok gidiyor. Ekmek çok fazla gitmiyor. Yalnız bunlar elimizde patlarsa iflas ederiz herhalde. Kasiyer çalışırken ben de işimi yapayım. Şuradan boşalan yerleri dolduralım. Gün bitiminde fazla iş kalmasın bize. Zeytinyağı çok gitmemiş bu sefer. Yani bugün çok aşırı alan olmadı galiba. Bagetti bir tane. Elinde de bir tane kaldı zaten. Ekmek hiç mi almadınız? Ha, almışlar, tamam. Dolar dedim ben de. Hiç mi ekmek almadı dedim. Biraz şaşırdım ama. İyi. Hani yumurtaya zam geldi. Yumurta pahalı diyorsun da. Benim elimden gelen bir şey yok. Evet, bu kadar malzemeyi alırsanız bir tane kasa yetmeyecek. Baya bir sıra oluyor. Müşteriler bazen kasada çok bekliyoruz diyenler oluyor. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım. Evet, gün tamamen bitti. Şu anda bir tane ekmek kalmıştı. Onu da şuraya yerleştirelim. Bu da bitti. Eksik olan yerlerde bu da bitti. Yağ beni şaşırttı. Son zamanlarda yağ çok fazla gitmiyor. Yağ beni gerçekten şaşırttı. Beklemiyordum. Şekerleri fulledik demin. Su rafına bakalım. Der var, tamam. Ya ben bir çılgınlık yapacağım. Çılgınlık yapacağım. Şunun yanına bir dolap daha alacağım. Evet. Günü sonlandırıyoruz şimdi. Elimizde ürünler kaldı. Bayağı bir kaldı bu arada. Yani şu raf hiç boşalmamış gibi. Ürünlerimiz bayağı var. Hemen günü kapatalım.
20 dolar kar yaptık. Yoğurdun fiyatı yükselmiş, yumurtanın fiyatı yükselmiş. Yumurta durmadan yükseliyor bu arada. 6 diyorum yumurtaya. Yoğurt. Yoğurt 2,5 iyi ya. Şimdi günü kapatalım. Gayet güzel. 469 dolar kârdayız. Bu çok iyi. Mısır gevreği, crispy chibi mısır gevreğinin fiyatı düştü diyor. Var mıydı siyah çayımız? Hiç kalmamış değil mi? Siyah çay. Fazla almayacağım. Bir paket yeterli onun için. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir dolap daha alıyorum. Evet, bir çılgınlık yaptım ve bir dolap daha aldım. Ve büyüğünden aldım. Normalde küçük planlıyordum. Küçükten vazgeçtim. Büyük dolap aldım. Buraya da biraz acele mi ediyorum onu bilmiyorum ama içecek lisanslarını aldım mesela. Ama içecek alamıyorum. Açtım dükkanımı. Dükkanım biraz işlesin. Şimdi biraz para kazandık. Portakal suyu, gazlı içecek, zap gazlı içecek. Alalım. Evet. O an kapalı olacak. Kapalı olmazken eğer şey yaparsanız, fiyatlandırırsanız maalesef o fiyattan satılıyor. 2,60 diyor. 3,25. Çok fazla şey yapmayalım. Bunun fiyatı da 3,25. Tamam. Müşteriler açalım dükkanı. Ve portakal suyu. Hop. Şöyle iki raf yapacağım. Tamam. Hemen fiyatını düzeltelim. 3,38. Çok kâr etmeyelim, sorun değil. Yeter ki satılsın. Bu arada diğerleri. Süt, elma suyu. Turko. Ondan da al hadi. Sığmayacak tabii. Çabuk çabuk çabuk. Fiyatını görmeden adamlar. 3,25. Elma suyu bulamadım. Ha, elma suyu elimde elimde elimde. Hayır, hayır. Sakın alma. 3 33 nasıl ama? Şuraya koyacağım. Şey deneyeceğim. Aa, hiç kola gitmemiş ki. Kapat o zaman. Evet, gün bitti. Gazlı içecekleri aldık. Bir tane dolap daha aldık. Artık yavaş yavaş
yükseltmeye başlayabiliriz alanımızı. Bu da kısma. Aa, rafa mı? Şaka. Dur. Bunu fark etmemiştim. 11.25 mi? 12.35'tir o. Abi dükkan malzemeler elimde patladı. Bayağı yoğun gibi görünüyor. Şimdi bittikten sonra her şey anlaşılıyor zaten. Ama şu an gayet doluyuz yani. Gördüğünüz gibi 680 dolar zarardayız. Bunu kurtarmamız lazım. Hadi bakalım. Çikolata var ve fıstık ezmesinin fiyatı arttı. Fıstık ezmesine bakalım. O fiyatı artsa ne olacak? Zaten yüksek satıyormuşuz. Yani ucuzcu değil burada kazıkçı olduk biraz. Onu bir düzelteyim mi ya? Vicdanım el vermedi ya. 6.45 yaptım hadi. Bak onlar çok gidecek. Bak tüm kasalar dolu be kardeşim. Haklısın. Bir tane kasa az geliyor. Şu alandaki yerler gelecek. Anladım. Yo bak kasa var işte. Aldım abi. Bir tane kasayla olmaz bu iş. Doğrusu nasıl? Deme. Öyle. Lan. Lan başıma bela açtım ha. Lan ne güzel unutmuştuk ya. Kasiyer ne zaman alınabiliyor? Tamam hallederiz onu o zaman. Bu başıma bela ettim bunu yalnız. Kötü oldu ya. Bunu beklemiyordum. Lan. Kanka. Şu kaçalım. Bir kuruş mu vereceğiz? Eyvallah. Oğlum biraz hızlı ol bak kovacağım seni ha. Bak az kaldı kovacağım seni. Günü kapatalım, açalım, ondan sonra büyütmeyi gerçekleştirelim. Evet, 458 dolar kâr etmişiz. Gayet başarılıydı. Crispy mısır gevreğinin fiyatı düşmüş. Bu arada onu hemen gördük. 5.35 diyorum. Çok fazla kâr etmeyelim. Sıkıntı yok. Çikolata bitmiş. Onu gördük. Evet şimdi mağazamızın seviyesini yükseltmemiz lazım. Kasiyer alabilmek için. Aynı zamanda 400 alışverişi tamamlamamız lazım. Henüz bizim 325 alışveriş olmuş. Mağaza seviyemizde gördüğünüz gibi düşük. Ben alan büyütmekten yanayım. O yüzden alanı büyütüyorum arkadaşlar. Evet. Mağazamız gitgide büyüyor artık. Tamam şöyle. Bu şekilde bıraktık. Buraya olacak mı? Olacak. Evet. Çok iyi oldu bu sefer. Bunu da alalım oraya. Evet. Bu şekilde daha iyi gibi duruyor. Ama ürünleri takip etmek zorlaşacak bu durumdayken.
Dolaptan alacağım. Dondurucuya henüz gerek yok ama dolaba ihtiyacım var. Evet. Şöyle. Biraz daha görüntü güzel oldu gibime geliyor. Evet arkadaşlar. Biraz daha büyüttük. Şimdilik burada bitirelim mi olmazsa bu bölümü de. Dükkanımızı büyüttük. Raflar aldık, kasa aldık, dolap aldık. Lamba aldık. Bayağı bir ilerledik. 21. günü bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.